24 Haziran seçimlerine son bir hafta kala çalışmalarını artırarak yoğun bir tempoya giren Saadet Partisi ilçe teşkilatı 3 Kırsal Mahallede ziyaretlerde bulundu. İyisiniz inşallah. Allah sıhhat afiyet versin. Güzel bir bayram geçirdiğinizi umut ediyorum. Rabbim bundan sonraki günlerimizi de güzel etsin inşallah. 24 Haziran'da seçim var. İnşallah o da memleket için bayram olsun. Sonuçları hepimiz için hayırlı olsun. Yani köyümüz için, İnegöl için, memleket için en hayırlı, faydalı, güzel hizmeti kim verecekse Rabbim onu nasip etsin. Duamız bu bizim. Çünkü hepimizin ihtiyacı var. Şimdi birkaç köyü gezdik, orada da kimisi bir şey ekmiş. Biliyorsun Kurşunlu'daki şimdi memnun. Para yapmış çilek, o memnun. Ama diğer tarafta kiraz yağmura kaldı. Para yetmedi, o üzgün. İnşallah hepimizin mutlu olacağı şeyler karşımıza çıksın. Çünkü biz alnımızın teriyle mücadele eden, tarımla uğraşan insanlarız. Bu anlamda karşımıza ne kadar güzellik çıksa da o kadar memnun oluruz. Gündüzlü Mahallesi'nde çalışmaları start veren İnegöl'ü milletvekili adayı Fikret Bayram ve ilçe teşkilatı daha sonra Hamamlı ve Ortaköy mahallelerine giderek vatandaşlarla tek tek tokalaştı. Köyleri geziyoruz genel itibarıyla. Abi köyler bizim için çok önemli. Köylerde mutluluk olursa yukarıdan aşağı doğru da aynı mutluluk yayılır. Daha önceki senelerde şimdi anlatıyorlar, kaldı mı öyle şeyler bilmiyorum. Tütüne ödeyeceğim, buğdaya ödeyeceğim. Evet. Aşağılar hep böyle tarihe yaparmış. Bitti. Neden? Bitti abi. Ama güzel günler bitmez inşallah. Çünkü yine söylüyoruz aynı, tarımcılık, hayvancılık bunlar memleketin ayakta kalmasına sebep olan hareketler. Bunlar güzel olursa memleket de rahat eder, keyif eder. Ama bunlar bozulmaya başlayınca... Gördük, yanınıza gelecek ilk geç kaldık. Estağfurullah abi. Burada yine görüşmek nasip oldu. Belki aşağıda söylemişlerdir. Köylü kahvesini yapacağız. Sulama suyu bu köyün en önemli sıkıntıları bundan. Orada söylediler mi bilmiyorum. Öbür kahvede miydi? Hemen yandaki neydik? Evet. Belki orada da söylediler. Bir tek şeyi söylediler. Bu başladı dediler. Hakim niye gitti onu da bilmiyoruz dedi. Bilmiyorum bilen var mı? Yani bıraktılar orayı. Mantıklı da düşünelim. Buyur hoş geldiniz. Nerede oturacağız? Evet. Bir köylü kahvesinde oradan. Evet. Değil mi? Bak kahve yok. Köyün en önemli sıkıntısı sulama suyu. Bunlar... Öyle köy varmış tabii. Ben tarlaya gideceğim, elini yüzü yıkayacağım, su yok. Su olursa zenginlik olur. Her evet. Yerde öyledir abi, su berekettir. Her şey olur. Gençler hep şehire gidiyor. Ne yapacak adam? Tarlaya yağıyor, olmaz olacak. Olmaz abi. Yağmur yağarsa, ektiğini, biçtiğini gülecek. Genci bir daha geri de getiremeyiz abi. Getiremezsin. Yani işte, orada alıştım o fabrikada çalışmaya. Bizim ulaşımımız Allah'a şükür çok güzel. Bir de şu su işimiz olsa, adam işten gelir bir bahçede biraz eğlenir, vakit geçirir de. Emekliyiz, kahvenin gidip şişinde çürüyor. Bir şeyler satar mesela. Öyle abi. Şişinde çürüyor, giderim bahçede eğlenirim, zaman geçer. Bir şey yetiştiririm. Ama bu su olmayınca, bu çok önemli abi. İnşallah. Yani Rabbim nasip ederse öyle bir yola çıktık. Bizim abi bundan sonraki planımız belli. Böyle kendimi bağlamaktan da korkuyorum ama niyetimi söyleyeyim. Benim Allah'a şükür geçim kaynağımız var bizim. Benim bundan sonraki sürecim eğer bu iş nasip olursa İnşallah. Ben sadece abi hizmete ayırmış bir vakit istiyorum. Yani memlekete, köye, İnegöl'e hizmet edecek bir şekilde bir vakit geçireyim. 5 yılı yarın bitirdiğimizde yapamadığımız iş olmaz mı? Olur. Ama herkes şunu der. Ya bu Fikret bunun için geldi, uğraştı, bir daha geldi. Hiç olmazsa öyle anılmak isterim. Şimdi isimler zikredildi. Seçilmiş adam, sizin de desteğinizle seçilenler var. Bir daha gelmeyen olmuş, selam vermeyen olmuş söylüyor şimdi. Evet, seçimden seçime görüyoruz. İstemem abi, ne yapayım böyle? Mahalle esnaflarıyla ve vatandaşlarla buluşan Saadet Partisi İnegöl'lü milletvekili adayı Fikret Bayram, birlik ve beraberlik mesajları verirken destek taleplerini iletti. Köylülükten falan bahsetme, şu köyün arazilerinin %70'i satıldı. Bu köy çiftçiliği, tarımı bıraktı zaten. Sanayide 1200 liraya mahkum. Asgari bittiği için işte tarım ayrım. Bu iyi olmaz ki. Zaman zaman çiftçilerin sorunlarını da dinleyen Bayram çözüm önerilerini sundu. O yüzden çiftçimizin elinden tutmak lazım. Hayvancılık yapan her türlü güzellik tutmak lazım. Ama bunu aynı sistemle yapıp o adamı daha da zor hale bırakmamak lazım. Daha güzel sistemler olur. Daha yakından takip etmek lazım diyoruz. Ortaköy güzel bir köy, zengin bir köy, zenginliği nasıl zengin, çalışmayı seven bir köy. Ben geçen geldim, gençler var bu yukarıda. Hepsi, hem dediler abi biz burada kendi yerlerimiz var, toprağımızı ekiyoruz. Hem de çoğu yine fabrikalara gidiyor.
iki iş birden yapanlar var. Bu memleket ancak böyle ayağa kalkar. Çok çalışmamız lazım. Bizler de siyasi parti olarak çok çalışıyoruz. İnşallah bunun karşılığında ben yine gören bir kardeşimizim. Buradan daha defakta geçiyoruz. Murat Bey, köylerim. Yeni oradan ufak bir yer aldık. İnşallah ondan sonra daha sık keser çayımızı da içeriz. Bu güzel duygularla yine aynı şeyi söylüyoruz ki en hayırlı, en faydalı, en güzel hizmeti kim yapacaksa Rabbim bize onu nasip etsin. Güzel günleriniz olsun. Dinlediğiniz Allah'ın sizden razı olsun. Geceniz hayırlı olsun. İnşallah.